Merhaba arkadaşlar. Bu derste bilgisayar programcılığına yeni başlayanlar için lazım olabilecek temel algoritma sorularının çözümünü ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Bu video serimiz için ben 20 tane temel algoritma sorusu hazırladım. Yeni başlayanlar için algoritma dersine, programcılığa yeni başlayanlar için 20 temel sorudan oluşuyor. Bunun sayısı tabii ilerleyen zamanlarda artırılabilir. Bu sorulara nasıl ulaşabilirsiniz? yasinhoca.com isimli benim blogumdan bu sorulara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Temel algoritma soruları diye aratırsanız blog içerisinde rahatlıkla bunları bulabilirsiniz. Burada ben 20 tane temel soru belirledim. Programcılık açısından önemli, eğitim açısından önemli olan 20 soru. Bunların her birini bir videoda çözeceğim arkadaşlar ve bu seriyi YouTube kanalında bir playlist olarak, oynatma listesi olarak saklayacağım. Takip ederseniz veya yorumlarda başka sorular getirirseniz bu soruları da çözüp buraya ekleyebiliriz. Ama ilk 20 soru bu şekilde oluşacak. İlk serimizi biz Java ile çözeceğiz. Java programlama dilinde çözeceğiz. Daha sonra C++ ve Python ile de bu seriyi devam ettireceğiz inşallah en kısa zamanda. Java'yı nerede yazacağım? Java'yı IntelliJ ortamında yazacağım. Bu programı Java ile tanışık olan arkadaşlar rahatlıkla bulabilirler. İnternetten ücretsiz. Eclipse'de kullanabilirsiniz. NetBeans'de kullanabilirsiniz. Farkı yok. Her şey aynı şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada biz ilk sorumuzu çözelim. İlk sorumuzu çözmeden önce bu birinci soru diye İsmini bir değiştirelim arkadaşlar. Şuradan refaktör edelim. Ve ismini soru 1 diye değiştirelim. Evet. Bu artık soru 1'in dosyası olacak. Bu dosyaları da yine YouTube videolarının altındaki açıklama kısmında paylaşacağım. Download edebileceksiniz script kodlarını. Google Drive'a upload edeceğim için çok rahat bir şekilde bunları alabilirsiniz. Şimdi gelelim birinci sorunun çözümüne. Bu birinci soruda kullanıcıdan bir isim alarak merhaba isim yazan programı yazınız demişiz. Hemen sorumuzu buraya ekleyelim. Burada kullanıcıdan hem bir isim alacağız. Dolayısıyla hem de ekrana yazacağız. Bir string değişken lazım bana, isim değişkeni. Şu an için herhangi bir değer atamadım. Bir tane de scanner nesnesi lazım ki ben buraya yazar yazmaz hemen gördüğünüz gibi buraya import etti. Alt enter diyerek de yine bunu import edebilirsiniz. İlgili kütüphaneyi. Import scan diyelim. In scanner. System in diyerek arkadaşlar şu şekilde tanımlayalım. Burası tabii noktalı virgül olacak. Ve ismimizi alalım. Tabii ismimizi almadan önce kullanıcıya diyelim ki isminizi giriniz diye bir yazı yazalım. Lütfen isminizi giriniz dedik. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra isim değişkenini artık okuma işlemi yapacağız. Burada next derseniz boşluğa kadar olan kısmı alırsınız. String ifade alırsınız. Next line derseniz boşluk dahil tüm satırdaki yazıyı alabilirsiniz. Integer bir veri alacaksanız next int ya da float türü bir şey alacaksanız, kayan noktalı bir sayı alacaksanız float, double seçeneklerini kullanabilirsiniz. Biz şimdi burada isime next line diyelim. Çünkü kişinin iki ismi olabilir ve arada boşluk karakteri olabilir. İsmi aldıktan sonra arkadaşlar tekrar yazdırma işlemini gerçekleştireceğim konsolda. System out println diyorum. Bir alt satıra yazsın. Şöyle yapalım. Println. Bir alt satıra alalım. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? İlk önce merhaba. Merhaba. String toplama işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani iki tane metin ifadeyi toplayacağız. Merhaba isim diyeceğiz. Tabii şurada bir tane boşluk bırakmamız gerekiyor. Eğer bu boşluğu bırakmazsak isim merhaba boşluk olmadan kişinin ismi şeklinde
yazacaktır. Bunu engellemek için buraya bir tane boşluk bırakıyoruz ve string toplama işlemini burada gerçekleştiriyoruz. Kodu çalıştırdığımızda evet, lütfen isminizi giriniz diye konsol ekranında bize bir uyarı geldi. Burada ismimizi girelim. Yasin diyelim. Enter'a bastığımızda merhaba Yasin yazısını yazacaktır. Next line dediğimiz için burada boşluğu da alacaktır. Eğer çift isim girerseniz çift isimde de yine sorun vermeyecektir. Mehmet Yasin diyelim. Enter dediğimizde merhaba Mehmet Yasin dedi. Peki burayı next line değil de next yapsaydık ve yine çift isim girseydik ne olurdu? Az önce bahsetmiştik. Boşluk karakterine kadar alacak Mehmet Yasin yazalım. Enter dediğimizde bakın ne yaptı? Boşluk karakterine kadar olan string ifade Mehmet'i aldı ve merhaba Mehmet diyerek yazdı. Next ve next line arasındaki fark arkadaşlar bundan ibaret. Fakat bazı programcılık ilerleyen sorularda da göreceksiniz. Önemli bir ayrıntı, dikkat edilmesi gereken bir husus bu da.